Şimdi üstadım, korona yasaklarının peyderpey yavaş yavaş artık PCR yok. Allah'ın izniyle iç hatlarla yani konferanslara gidiyor muyuz? 2 yıldır gidemiyoruz hiçbir yere. PCR testi üzerinden bir sürü... Ama hala kapalı mekanda maske. Aşağı o sembolik olarak şey yapılıyor yani. Sembolik değil yani. Siz maske takacağım diye uçağa binmeyecek misiniz? Mesela yani, diyelim konferans var, Ağrı'dan çağırdılar. Yani binmeyebilirim. Yani ben orucumu bozmayacağım. Maske orucumu bozmayacağım diyorsunuz. Yani takmam hiç orucumu. Takmadım değil. Mahkeme taktınız ya. Mahkemeye yani, gidiyorsunuz yani sonuç itibariyle. Yani ne yapacağım? Yani bin pişmanlıkla ve kendi içimde beçidam olarak takıyorum. Yani bu aşağılık çabutu ağzıma birileri tıkıyor. Bunu bir türlü içime sindiremiyorum. Yok. Onları affetmeyeceğim. O kocamış kocayacak. O küresel dayatmaya biz hep karşıydık zaten. Yani bütün onu, dünyada yaşanan bu sürece. Evet, bu sürece. Hakkımı helal etmeyeceğim onlara. Zor zamanlardan geçtik ama atlatıyoruz Allah'ın izniyle. Bak hiç. 2 yıl. Ama hala 11 Mart mıydı? %40'ı Cuma günü kalktı. Ağzını çırpıp aldı. Psikolojik şey var cemaatte, vatanda. Yani yaşlı hacı amcalar korkuyor hasta olurum diye hastanelere onları, düşerim. Onlara yapılan bu haksızlık, yani mobbing de beni çok rahatsız ediyor. Yani içime sindiremiyorum. Pandemiyi destekleyen medya şimdi Ukrayna'yı destekliyor. Erdal Uzun. Güney Sudan. Yani Ukraynalılarla bizim bir sorunumuz yok. Ukrayna'nın ne olduğunu doğru tanımlamak gerekiyor. Şu şeyi bir konuşalım üstadım ya. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerinden şeyi de aldım ben ama ya biz İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmadık mı ya? Halen belirli yerlerde... İstanbul Sözleşmesi yasalarda, yönetmenlikte bütünüyle 2021 ve Zeyd. Ha, çok doğru, güzel bir karar. Geçen hafta Gazi Üniversitesi toplumsal cinsiyet eğitim programını başlatmıştı. Ha. Bu olay üzerine aile platformu. Ankara Üniversitesi olmasın? Ankara Üniversitesi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı eğitim programı çalışması hatta var. Hatta bazı müftülükler de çağrı yaptılar. Var, onun imajları var. Yönetmenim getirir şimdi. Ve dün bu programın iptal edildiği geldi açıklaması mi? Geldi. Ha, ben onu kaçırdım o zaman. Duyurmuş olur. Şu yani bu iptal edildi. Evet, iptal edildi. Çevrim içi yapılıyordu. Toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı. Yani bir de bir müftülük. İki tane müftülük, bir tane daha var. Yani benim anlamadığım müftülük nereden bu topa neyse girdi? Neyse yani. Niye bu her sene tekrar iptal etmiş mi yani bu? Tabii bu ana program. O yapılınca o da iptal oldu. O da iptal. Ha, iyi o zaman. Yani müftüler tamam. Filan da bu kirli oyuna. Yanlıştan dönmüşler o zaman. Fazla alet edilmesin. Tabii evet. Yani bu yasada Grevio'da anlaşılan faaliyetlerine devam ediyor. Etcep okullardaki programda bir şekilde sürdürülüyor. Kamu kaynaklarından fon ayrılmasa da ücret alınarak yapılmaya başlandı. Ücret almadan da Koç destekliyor çok açık bir şekilde deklare ettikleri için. Diğer bazı holdingler de destek veriyor. Onların sponsorluğunda da yapılabilir. Onlar da verdikleri paranın karşılığını daha fazlasıyla dışarıdaki fonlardan alabilirler. Üstadımız, yani sorun para sorunu değil. Rusya'nın Suriye'den getirdiği savaşçılar arasında PKK'lılar olabilir mi? Yani ne savaşçısı adam, Ramazan Kadirov mayın eşeği olmuş. Ben giderim Ukrayna. Zelenski ayağını denk al falan ayarları çekiyor yine bugün açıklamalarında. Onu hiç sormuyorum size. Çeçen cihadının, maalesef, Şamil'in, maalesef. Cevher Dudayev'in, yani yüz karısı. Ortodoksların kendi arasındaki çatışmayı konuşuyoruz. Ya. Yani Çeçenistan'dan karşı cevap veren kardeşlerimiz de var. Ya, o da bir başka trajedi. Yani maalesef böyle. Üstadım, 12 Mart'ı konuşacaktık. Yani 12 Mart'ın yıl dönümündeyiz aslında. Benim ilk milli oluşum 12 Mart mahkumiyetiyle. Muhtıra ve mahkumiyetle. Bir kariyerim başladı. Öyle mi? 71 tabii, ha? İçeri girmedim ama. 49, 50, 21, 22 yaşındaymışsınız. Evet. Vay be, gencecik. Evet. Asılacak yaştaymışsınız. Bir gün öyle demiştiniz canlı. Ya, her insan ölecek yaştadır. Ha. Ölebilecek yaştadır. O zaman öyle mi?
Böyle mi demiştiniz? Benim dediğim gibi. Ölebilecek yaştadır. O tamam. O her insan, her yaş artık için ölebilecek yaştadır ama. Şunu belki söylemiştim. Darbe konuşuyorduk. Darbede yaşı küçük olduğu için yaşını büyütüp astılar. Ne zulümler. Alçaklığın sınırı yok. Yok. Bakın madem böyle, şimdi hatırlıyorum. 28 Şubat'ta sonradan öğrendim tabii. Daha sonra damadım olan çocuk. Yüksek lisans yapıyor. Ziraat Fakültesini bitirmiş. Yüksek lisansını tamamlıyor. Tez aşamasına gelince şaraplık üzüm ırkının ıslahı veriliyor görev olarak. Tezde yani buna tez hazır. Konusu. O da bunun üzerine tezini yapmayıp askere gidiyor. Ben de sonradan öğrendim. Yani böyle işte. Kimi akılsızlığından, cahilce, kimi düşmanlığından, ne bileyim işte. Halimiz bu maalesef. Elon Musk'ı unutmayalım. Ukrayna'nın gökyüzüne alçak irtifa uydularından kaç yüz taneyi koyup neler yapıyor? Haberleşme tabii bir propaganda savaşı da sürdürülüyor tek bu arada. Değil. Yani bu herhangi, aslında bir savaş, propaganda savaşı diyebiliriz. Ama gerçek bir savaş değil. Bir tiyatro var o zaman. Bir şey pandomim. Zaten bir şey şovmen. Bir şey izlettiriyorlar. Zaten şovmen yani. Evet. Ve bir pandomim. Evet. Bu şu hareket siz genelde fazla şöyle konuştum falan, ben demek. Şöyle yapıyorsunuz falan böyle yapıyorsunuz ya. Putin'in bir fotoğrafını getirmişler. Bir davranış bilimleri uzmanı diyor ki şu hareket aslında söyleyeceğim çok şey var da söyleyemiyorum demek. Ben de diyorum. Beni konuşturmadın. Evet. Ya biz işte yani ben mayını tarlaya bu akşam getirince girdik. Bakın Yahudi yani, oligarklarının hanım söyledi. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum mesela bazen. Yani zülfiyare dokunuyor ya. Bizimkilerde birileri bir yerlere angaje olmuşsa onların işine yaramıyorsa söylediğiniz şey birden tepki alıyor. O tepkilerden çekindiğim için değil. Yani ne anladıklarından emin olmadığım için söylediğim şeylerin. Çünkü ben bir şeyi izah ederken dün, bugün ve muhtemel gelecek arasında kendi öz eleştirimizde olan vakayı anlamaya yönelik gelişmelerin yönünü gösteren. Kesin bir şey söylemem. Gelecek şudur. Bu tabii budur, canım, bu budur. Herhalde. Yok, ben sınırlı bilgilere sahibim. Ama bilgileri not ediyorum. İlişkilerini analiz etmeye çalışıyorum. Ve bu böyleyse bundan sonraki adım ne? Şu, şu, şu. Yani çok olsa üç ihtimal görürüm. Eyvallah. O üç ihtimali de tekrar önceleyerek yani ne olabiliriz hiyerarşik sıraya sokarım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani benim mantık sistematiğim biraz farklı. Bunu yaparken ben böyle dersem birilerinin ayağına basıyorum kardeşim. Reji diyor ki böyle devam ederseniz rejiyi de karşınıza alacaksınız. Süre çoktan bitti. Dilipak sadece bazı yerleri, merkezleri değil. Ağzınıza sağlık üstadım. Programımız yine sonuna geldik. Dilipak'ın herhangi bir rahatsızlığı var. Ses tonu biraz değişik geldi. Bana sağlık durumu iyidir inşallah. Bir yayının başında konuşmuştuk. Biraz ses kısıklığı var. Biz kısık sesleriz. Sen fikir ve düşünce dünyasını Dilipak'sız bırakma Allah'ım diye de şiiri biraz revize ettik. Ve sadece Dilipak'ın şahsında değil tabii nice kıymetli fikir ve düşünce adamımız var. Allah hepsine hayırlı, bereketli, uzun ömür versin inşallah. Biz Misak dergisi de bu sayıda Ukrayna krizini, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın imzalı üyeleri, NATO zirvesi ve Ukrayna krizi diye yapmış. Şimdi aldım ben de. Eyvallah. Bunu da teşekkür ediyorum üstadım. Ağzınıza sağlık. Haftaya inşallah derin gerçeklerde tekrar bir arada olmak üzere.